uydurma izahlarla ortaya çıkar veyahut o devrin hak kitabı neyse onu kullanır. Mesela Hazreti Musa devrinde Tevrat'ı kullanıyor. Evet. İsa zamanında İncil'i kullanıyor. Evet. Mesela Hazreti İsa'yı ihbar eden kahpe de öyle. Evet. O kahpeye sorsan ne diyecek? İncil'de zaten demedi mi İsa birisi ihbar edecek diyor mesela. Evet. Değil mi? Evet. Allah diyor bunu diyor. İşte evet. Allah'ın emrini ben de yerine getiriyorum diyor. Evet. Al sana münafık işte. Evet hocam maşallah. Değil mi? Evet. Tam dediğiniz gibi. Bak diyor İncil'de demedi evet. mi diyor İsa? Söyledi diyor. Evet. Birisi ihanet edecek dedi diyor. Değil mi? Ya. Allah'ın hükmü bu diyor. İşte Allah'ın hükmünü yerine getiriyorum evet. diyor. Evet hocam inşallah. Ama ne yaptı Romalılar da? Değil mi? Avuçlarından çivilediler, ayaklarından çivilediler, karnından çivilediler. Elhamdülillah. Bir de kafasında çivilediler. İnşallah hocam. Ve belasını buldu. Elhamdülillah. İnşallah hocam. Çünkü Hazreti İsa için düşündüğünü Allah ona uyguladı. Maşallah. Değil mi? Evet hocam. Bas bas bağırıyordu ben Hazreti İsa Mesih ben değilim diye. Evet. Değil mi? Askerleri döve döve götürdüler sen nasıl sen değilsin dediler. Değil mi? Evet. Çünkü ihbar ettiği yere girdiğinde bir kişi var. Değil mi? Evet hocam. O da olsa olsa İsa olmuş oluyor onlara göre, askerlere göre. Evet hocam. Yani. Halbuki ihbarcı Allah onlara ona benzetildi diyor ayette. Hı-hı. Benzetildi. Yani ihbarcı Hazreti İsa'ya benzetildi diyor. Ve onu İsa zannetti. Hatta talebeleri bile İsa zannettiler. Onun için onu çarmıha gerildiğini gözümüzden gördük diyorlar. Halbuki çarmıha gerilen İsa değil. Yuda İzdariyot. Evet. Yehuda. İnşallah. Beni niye terk ettin diyor. Elohi Elohi diyor. Allah'ım beni niye terk ettin diyor. Sen Allah'ın peygamberine tuzak hazırlıyorsun. Allah seni terk etmiyor ki belanı veriyor. Maşallah. İnşallah. Değil mi? Evet. Tabii. Bağıra bağıra can verdi. Elhamdülillah. İnşallah. İnşallah hocam. Talebeler de hakikaten çarmıha gelirdi zannettiler. O yüzden İncil'e böyle yanlış düşüncelere girdi. Halbuki İsa böyle bir şey olmayacağını onlar önceden söylüyor. Allah'ın tuzağı bozacağını da söylüyor. Evet. Değil mi? Evet. Yani bu konuda başarılı olamayacaklarını söylüyor. Ama buna rağmen orada böyle o konuda cahillik eden insanlar oldu. Ve böyle naklettiler. Kur'an'da tam doğrusunu açıklıyor Cenab-ı Allah. Ya Allah'ın peygamberi beni niye terk ettin der mi? Demez inşallah tabii ki. Peygamber sözü olur mu böyle bir şey? Evet. Ullazım peygamber. Evet. Değil mi? Evet. Var gücüyle bağırır mı ben İsa değilim diye? Bağırmaz tabii ki. Değil inşallah. Mi? Hatta Yehuda İzdariyot. Evet. Şeyi örnek vermiştiniz hocam. Hazreti Yahya ağacın kavundayken keserlerken yine Allah'a tesbih ediyor. Tabii. Tam şehitlik anında. Ya Rabbi baki olan sensin diyor. Ya Rabbi baki olan sensin diyor. Maşallah. Evet, tesbih ede şehit oldu maşallah. Peygamberler korkmaz öyle şeyden. Çekinmezler. Yani şehit olmaktan çekinmez. Evet hocam maşallah. Sevinç duyar, evet. İftihar eder. İnşallah. Değil mi bak? Allah'ı zikrede ede şehit oldu maşallah. Maşallah. Hazreti Zekeriya'yı da Yahya'yı da ikisini de şehit ettiler. İnşallah. 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 Ki Yahya biliyorsun Hazreti İsa'nın çok sevdiği yardımcısıydı. Evet hocam. Çok çok seviyordu maşallah. O da Hazreti İsa'nın imtihanı oldu. İmtihanıydı. Evet. Ya yani talebelerin de imtihanı olmuş oldu. Bak mesela bak Allah şehit olması gerekiyor onu şehit ediyor. Evet. Bak şehit oldu diyor zaten. Evet. Olduğunda Allah şehit evet. ediyor yani. Mesela peygamberleri şehit ettiler diyor Allah. Açıklıyor. Evet. Evet. Ama göğe aldığında da Allah tuzaklarını bozdum diyor. Evet. Değil mi? Evet. Ma kateluhu da Allah. Katletmediler diyor. Asmadılar diyor. Bir daha söylüyor Allah. Lakin diyor benzetildi. Ona benzetildi diyor. Ve bu iddiayla şüphe içindedirler zaten diyor Allah ayette. Evet. Allah onu kendi göğüne yükseltti diyor. Katını aldı diyor. Adamlar diyor ki ölmedi ama öldü. Yok kardeşim şimdi bu nasıl bir söz ya? Hazreti İsa ölmedi ama yok öldü diyorlar. Allah tuzağı bozdum diyor. Tuzak bozma nasıl olur? Ve onlar içinde seni temizledim diyor. Tahir ettim diyor. Ve tuzağı bozdum diyor. Öldürerek tuzak olur mu? Olmaz tabii ki. Değil mi? Evet. Allah katımı aldım diyor. İnşallah hocam. İnşallah. Evet. İnşallah. Maşallah. Ama tabii onlar
kendi kafalarına göre yorumlamaya çalışıyorlar. Peki bir tek Hazreti İsa ile ilgili bu açıklama var. Evet hocam. Hayır, istese Allah öyle de yapar. Yani o şekilde de yapar. Fakat Kur'an'da açıkça beyan ediyor. Çok salih. Evet. Anlaşılmayacak gibi değil. Evet hocam. İnşallah. Evet. Ve Kütüb-i dedi de bu çok açık vurgulanıyor. Evet. İncil'de bir yanlışlık olduğunda Kur'an onu şiddetle üstüne giderek açıklıyor. Evet. Mesela testisyon. Evet. Ama Hazreti İsa'nın yeniden dünyaya dönüşü ve Hazreti İsa'nın göğe alınması çok mühim bir konudur. Çok mühim bir konudur. İnşallah hocam. Evet. Kur'an bunu tam tasdik eden üslup kullanmış. Elhamdülü. Kur'an'da Cenab-ı Allah. İnşallah. Yani yanlış olan da tam aksine muhkem, bakın muhkem hüküm kullanıyor Allah, muhkem. Evet hocam. Mesela Allah üçtür demeyin diyor. Evet. Bakın demeyin. Net muhkem ifade. Evet. İma yok. Değil mi? Çok evet. Muhkemdir. Allah birdir diyor. Evet. Allah üçtür diyenler küfre düşmüştür diyor Allah. Evet. Net. İnşallah. Bak muhkem ayet. Ama bu konuda bu Hazreti İsa'nın göğe alınması ve yeniden yeryüzüne inişi konusu ki Hristiyanlığın temel inançlarındandır. Onu tam anlamıyla destekleyen ayetler var. Evet. Ve sadece Hazreti İsa'ya mahsus olarak, evet. Mahsus olmak üzere. Ve Kütüb-i Sinne'deki hadislerinde meşhur hadisler, tevatür derecesinde hadislerde hep bu konuyu açıklar mahiyet. Evet hocam inşallah.